Uzun zamandan beri beklediğimiz Redmi Note 11 Pro elime ulaştı. Bendeki bu model Redmi Note 11 Pro'nun en tepe versiyonu diyebilirim. Hem RAM ve depolama alanı olarak hem de işlemci olarak en güçlü olan versiyon şu an karşımızda duruyor. Bu cihazı bana ulaştıran Samet abiye de teşekkürlerimizi iletelim. Hem sahibinden.com'da hem de Instagram linki bulunuyor. Açıklamalar ve yorumlar kısmına iki linki de koyacağım. Oradan telefonlara göz atabilirsiniz. Sadece Redmi Note 11 Pro değil pek çok farklı tepe model Android cihazlar Samet abi de bulunuyor. Yani telefonlarla ilgileniyorsanız sayfaları mutlaka göz atmanızı öneririm. Dostlar incelememize geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz hemen cihazımızın tasarım detaylarıyla başlayalım. Şu ana kadar Redmi Note serilerindeki en beğendiğim tasarım kesinlikle Redmi Note 11 Pro'da. Burada köşeli tasarım ve kameranın dizaynı oldukça şık bir şekilde önümüze çıkıyor. Bunun yanında telefonumuzun arka kapağında kullanılan cam yüzeyin buzlu bir görünüme sahip olması da tasarım yönündeki güzel detaylardan diyebiliriz. Fakat arka kapağın biraz fazla parmak izi bıraktığını söyleyebilirim. iPhone 12 ve 13'e benzeyen bu kasa yapısı cihazı elinize aldığınız zaman tam olarak oturmasını sağlıyor. Bunun yanında kamera modülü de yine dikdörtgen bir modülün içine güzel bir şekilde konumlandırılmış. Fakat kasada ciddi bir çıkıntı yaptığında belirteyim. Kalınlık ve ağırlık olarak da 8.34 milimetrelik kalınlık ve 204 gramlık ağırlık bizlere karşılıyor. Noton Pro'ya kıyasla boyutlarını düşündüğümüz zaman gayet ideal bir kalınlık ve ağırlığa sahip ancak uzun süreler tek elle kullandığımızda elimizi biraz yorabiliyor. Malzeme yapısına değindiğimiz zaman da arka kapağımızda cam yüzeyin olduğunu söylemiştik. Fakat çerçevelerimizde plastik bir yapı bulunuyor. Ancak elde tutuş hissiyatı olarak kesinlikle kalitesiz ucuz bir hissiyatının olmadığını söyleyeyim. Burada oldukça kaliteli bir kasa yapısı ve arka kapak kullanılmış. Telefonu elinize aldığınız zaman hafiften premium bir hissiyatının ne olduğunu da söyleyebilirim. Ve bunlara ek olarak telefonumuzda 3.5 mm kulaklık jack'ın ne olduğunu da belirteyim. Hoparlör noktasında da JBL mimarlı orta segment cihazda kullanılan en kaliteli hoparlörler bizlere sunulmuş durumda. Gerek ses yüksekliği olsun gerekse ses kalitesi noktasında oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Şimdi tasarımdan ekran kısmına geçtiğimiz zaman burada yine 6.67 inç boyutunda AMOLED 1080 2400 Full HD Plus çözünürlüğünde 395 ppi'lik piksel yoğunluğuna sahip olan 120 Hz tazeleme ve 360 Hz dokunma hassasiyeti sunan oldukça kaliteli bir ekran bizleri karşılıyor. Bunun yanında ekranımızda HDR10 ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünde kapsadığını belirteyim. Parlaklık noktasında da bu ekranımız 1200 nit gibi çok yüksek bir değere ulaşabiliyor. Güneş altında bu ekran bizi kesinlikle üzmüyor. Ekran noktasında hem oyun oynarken hem de telefonda bir şeyler izlediğimizde vermiş olduğu görsel deneyim kesinlikle bir amiral gemisi cihazı aratmayacak seviyede. Eğer ekran noktasında beklentileriniz yüksekse Note 11 Pro ve Note 11 Pro Plus beklentilerinizi rahatlıkla karşılayacaktır. Şimdi telefonumuzun yonga seti kısmına değindiğimiz zaman Redmi Note 11 ailesinin en güçlü yonga seti burada kullanılmış durumda. Mediatek'in Dimensity serisinden Dimensity 920 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemcimize 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği eşlik ediyor. Depolama alanı olarak da 128 ve 256 GB'lık iki farklı versiyonumuz bulunuyor. Antutu'da 430 bin, 3 dmarkta da 2100 skorunu almayı başarıyor. Orta segment bir cihaz için gayet iyi sonuçlar diyebilirim. Oyun performansı noktasında da PUBG olsun, Call of Duty Mobile olsun tüm oyunlarda yüksek grafiklerde kasma donma sorunu yaşatmadan 60 FPS'de bir oyun deneyimini bizlere verebiliyor. Uzun süreler oyun oynadığımız zaman da performans kaybı yaşamazken telefonumuzda aşırı bir ısınmanın olmadığını da söyleyeyim. Batarya tüketim açısından da gayet verimli bir şekilde çalışıyor. Fakat elimdeki model Note 11 Pro Plus versiyonu. Yani Note 11 Pro'ya kıyasla oyunlarda %6-7 civarında daha fazla bir pil tüketimi oluyor. Bunun dışında günlük kullanımda Note 11 Pro Plus gayet akıcı ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şu an içinde MIUI 12.5 bulunurken yazılım kısmında da Android 11 bizlere sunulmuş durumda. Yani dostlar ben genel performansı olarak Note 11 Pro'dan oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim. Şimdi kamera kısmına geçersek burada yine 108 megapiksellik f1.89 diyaframla gelen 6 elementli lense sahip olan Samsung'un ISOCELL HM2 sensörü ana kameramızda kullanılmış. İkinci kameraya baktığımızda 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve üçüncü kameramızda 2 megapiksellik makro çekim kamerası. Fotoğraf çekim kalitesi olarak yeterli ışık olduğu zaman doyurucu fotoğraflar çekebiliyoruz hem renk başarımı olsun hem de fotoğraflardaki detaylar güzel bir şekilde önümüze çıkıyor. Ultra geniş açı lensinin de ortamın ışığı yeterli olduğu zaman güzel sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Düşük ışık performansı olarak ana kamerayı beğensem de geniş açılı kamera çok iyi seviyede değil. Ama ana kamerası gece ve gündüz fark etmeksizin gayet iyi sonuçlar veriyor. Şimdi ön tarafa baktığımız zaman burada delik çentiye konumlandırılmış 16 megapiksel Full HD 30 FPS videolar çekebilen güzel bir kamerayı görüyoruz. Video performansı olarak arka kameramızda 4K 30 FPS'te ACE destekli çekimler yapabiliyoruz. Videoların çözünürlüğü gayet yeterli ancak titreşimleri engelleme konusunda çok başarılı olduğunu söyleyemem. Ama bir tripod kullanarak çekim yaparsanız gayet iyi bir performans alabiliyoruz. Şimdi kameradan batarya kısmına geçtiğimizde Note 11 Pro Plus'ta Note 11 Pro'ya göre 500 mAh daha düşük bir kapasite yani 4500 mAh'lik bir batarya önümüze sunulmuş. Fakat hızlı şarj desteği olarak bu kez 120 Watt gibi mükemmel bir değeri görüyoruz. Kutu içerimizden çıkan bu adaptörle birlikte de telefonumuzu 19 dakikada 0'dan 100'e tam olarak şarj edebiliyoruz. Hem işlemcinin güncel bir mimariye sahip olması hem de ekranımızın ameliyat olmasından dolayı bu batarya yine bir günümüzü rahatlıkla çıkartıyor. Güvenlik seçeneği olarak da cihazımızda yüz tanıma özelliği ve güç düşüne entegre parmak izi okuyucumuzu görüyoruz. Parmak izi okuyucumuz gerçekten çok hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyeyim. Parmağımızı dokundurduğumuz anda ekranın kilidinden hızlıca kurtuluyoruz. Kablosuz bağlantılar kısmında da da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve 5G desteğini bunun yanında NFC'nin de desteklendiğini görüyoruz. Son olarak suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP53 korumasına sahip olan Note 11 Pro'nun maalesef ki şu an için Türkçe dil desteği bulunmuyor. İlerleyen zamanlarda gelecek olan güncelleme ile bu durumda halledilecektir. Fiyatından da bahsetmem gerekirse 7000 TL civarında şu anda Samet abiden alabilirsiniz. Açıkçası bu fiyat bandındaki diğer rakiplerine düşündüğüm zaman gayet iyi bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ekran kalitesi, iş işte işlemcinin başarımı ve hızlı şarj yetenekleriyle kesinlikle bir fiyat performans cihazı diyebilirim Dostlar şimdi Redmi Note 11 Pro ile ilgili son bir değerlendirme yapmam gerekirse ülkemizde satılacak olan Redmi Note 11 Pro'nun 5G versiyonunda Snapdragon 695 işlemcisi bulunurken elimdeki bu modelde Mediatek'in gayet güçlü bir işlemcisini yani Dimensity 920 işlemcisini görebiliyoruz ki bu iki işlemci arasındaki performans farkı da gerçekten ciddi seviyede Eğer bu modeli alırsanız ülkemizde atılacak olan versiyona göre oldukça ciddi avantajlarımızın olacağını söyleyeyim. Ve bunun yanında Çin versiyonu ile global versiyon arasında sadece işlemci kısmında değil kamera tarafında da ciddi farklılıklar bulunuyor. Bunlardan en önemlisi global yani ülkemize gelecek olan Redmi Note 11 Pro'da yalnızca Full HD video kayıt imkanı bulunurken elimdeki bu cihazda 4K 30 FPS'de Ace desteği ile birlikte gayet güzel video çekimleri yapabiliyoruz. Açıkçası Xiaomi'nin Çin pazarına sunduğu bu model fiyat performans açısından gayet dengeli hatta fiyat performans şampiyonu diyebileceğim bir model olmuşken ülkemize neden Snapdragon 695 ve Full HD video kayıt imkanı sunan 108 megapiksellik bir kamera ile geliyor gerçekten buna anlam verebilmiş değilim. Eğer Redmi Note 11 serisinden bir cihaz almayı düşünüyorsanız kesinlikle Çin versiyonu olan Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro Plus'a bakmanızı öneririm. Çünkü bu iki cihazda hem kamera tarafında hem de işlemci yonga seti kısmında ülkemizde satılacak olan modellere göre çok daha önde olan cihazlar. Özellikle Redmi Note 11 Pro gerek akıcılık konusunda olsun gerekse işlemcinin yeni nesil bir teknolojiye sahip olması sebebiyle batarya verimli açısından da oldukça başarılı bir cihaz. Bu cihazı 5-6 gün deneyimledikten sonra sizlere çok daha detaylı bir inceleme videosu yayınlayacağım. O videoyu da kaçırmamak için alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenmediyseniz de beğen tuşuna basmayı da unutmayalım. Ve bir sonraki videoya kadar kendinizi iyi bakın ve hoşça kalın.